Kerkük'ü işgal eden Barzani peşmergeleri şimdi bunu resmileştirmek anlamında Kerkük'te resmi dairelere Kürdistan bayrağı çekmektedir. Kürdistan flambasının Kerkük'teki resmi kurumlarda kalıcı hale getirilmesi için verilen teklif Salı günü Kerkük İl Meclisi'nde oylanacak. Uzmanlarsa uyarıyor. Barzani'nin özellikle Kerkük'ü ele geçirmesiyle birlikte bağımsız bir Kürdistan'ın ekonomik altyapısı oluşturmak üzere harekete geçtiğimizi görüyoruz. Çünkü Kerkük'te zengin petrol kaynakları var. 21. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dile'ye göre, Irak Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük'ü kendi himayesine alma çabası Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor. Irak'ın bölünmesi, şu anda Suriye'de devam eden savaşta da gördüğümüz gibi PYD, PKK'nın elde ettiği alanları ve avantajları düşündüğümüz zaman peşinden Suriye'de de kuzeyinde de benzer bir yapının ortaya çıkacağını biz bir şekilde görüyoruz. Tabii bu domino etkisiyle birlikte Irak'tan sonra Suriye, Suriye'den sonra da bu işin Türkiye'ye geleceğini görmemiz gerekir. Bu anlamda Türkiye'nin bekası, güvenliği ta Kerkük'ten başlamaktadır. Türkiye'nin Kürdistan flamasının Türkmen kentinde kalıcı hale getirilmesini kabul etmemesi gerektiğini savunan Dilek, Ankara'nın atması gereken adımları sıraladı. Türk hükümeti bu bağlamda Barzani'nin bağımsızlık hayallerine destek verecek davranışlardan kaçınmalıdır. Türkiye, Irak Anayasası'na aykırı bir şekilde Barzani ile doğrudan ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler, güvenlik ilişkileri kurmaktan vazgeçmelidir. Irak'ın petrolünü merkezi hükümetin kontrolünde satışını desteklemelidir. Barzani halen devlet memurlarının, kendi personelinin maaşlarını bile Türkiye'den almaktadır. Dolayısıyla Türkiye'den de başka bir sürü koz vardır Barzani'yi geri adım attıracak.